Merhabalar. Bugün böyle biraz kohleryalı bir gün oldu. Elimdeymişken şunu da bir videosunu çekip paylaşayım. Bugünü bitireyim dedim. Gördüğünüz gibi bu bitki şöyle azıcık bir toprakta, sanırım ilk diktiğim zaman bunu diktim, sonrasında ilgilenemedim. Böyle bir tane büyümüş, kurumuş. Ama şurada hala yeşil bir yeri var. Onları da suya koyup deneyebilirim. Sonra bunu yapmış. Bitkilerde şöyle bir durum var. Şimdi gördüğünüz gibi burada toprak az. Ben ne yazık ki sulamaları çok böyle düzenli yapamıyorum. Bazen biraz kuru kalabiliyor. Dolayısıyla bitki de kendi içinde sanırım düşünüyor ki, sanırım değil bu böyle. Düşünüyor ki ben öleceğim ve soyum bitebilir. O yüzden ne kadar çok yavru bırakabilirsem onlardan birilerinin hani büyüme, gelişme ihtimali çoğalır. O yüzden böyle daha çok bir soyunu devam ettirmek üzere işte rizom bırakıyor veya tohum bırakıyor. Bu da sanırım böyle toprağım az, iyi beslenemiyorum. Bu sene annem bize vitamin de vermedi deyip bir sürü rizom yapmış. Yapmaya da devam ediyor. Şöyle bakalım, dipte de var, görüyorsunuz. Eminim ki toprağın altında da var. Bakın. Hatta rizomun içinden tekrar rizom yapmaya çalışmış. Yani dallanıp budaklanacak. Burada böyle kuruyan dalın dibinde yine hem rizom hem vermiş. Bakın alttaki de aynı şekilde. Aslında bunu yerim olsa şuradan kesip suya koyardım. Ama yerim yok. Bu şekilde artık nereye kadar büyüyebilirlerse büyüyecekler. Rizom yapıyorlar. Yani gerçekten de kolonyalar çok dayanıklı türler. Burada bir de Silver Feeder'da galiba var. Bunu da böyle tepeçeliği olarak alıp suya koymuştum. Bakalım. Şöyle çevirelim. Bakın o da şurada. Şurada bir rizom oluşturmaya başlamış. Hatta ya o kırdık onu. Neyse sorun değil, onu da toprağa atarız. Şöyle. Devam edecektir yine oradan rizom yapmaya. Bu küçücük rizom bile toprağa girdiğinde mutlaka gelişecektir. Evet. Bu su da köklendi. Artık rizomlar yapmaya başlayacak. Böylece üreyecek. Evet. Belki vakit bulursam bunları belki de aynı bardağın içine toprakla gömerim. Rizomlar daha gelişir orada. Ve de fideye dönerler. Videoyu kapattıktan sonra bir bakım yapacağım. Evet, size de bol rizomlu günler diliyorum. Hoşça kalın.